Merhaba arkadaşlar. Excel'de mail gönderme ile ilgili 2-3 tane farklı örnek yapacağım. Bu dersimizde birinci örneği yapmaya çalışacağız. En basit şekliyle mail gönderme nasıl olur? Bunu anlatmaya çalışacağım şimdi. Öncelikle dosyamızı farklı kaydet deyip masa üstüne mail 1 diye isim veriyorum ve ikili çalışma kitabı diyerek masa üstüne kaydettim arkadaşlar. Şimdi hemen buraya bir zemin rengi veriyorum. Ondan sonra ekleme menüsünden Word Art deyip mail gönderme 1 diyorum. Mail gönderme 1 deyip isim verdim. Bu birinci örneğimiz olacak arkadaşlar. Evet, şimdi buraya gelişmişten bir buton ekliyorum. Ve özelliklerini açarak mail gönder diyorum. Mail formunu aç diyelim. Evet, şimdi bu butonu çift tıklayarak içine girdim. Hemen bir user form açıyorum. User formumu şöyle biraz boyutlandırdım. Formun caption'ına mail gönderme formu diyorum. Şimdi bir önceki derste de arkadaşlar Outlook'a Gmail hesabınızı veya Gmail hesabınızı nasıl ekleyeceğinizi anlatmıştım bir önceki derste. Outlook'unuzun çalışır durumda kurulu olduğunu kabul ediyorum. Hemen şuraya bir label alıp buna kime diyorum arkadaşlar. Kime iki nokta üst üste. Yazı fontunu da bir ayarlayalım. Şöyle 12 olsun. Tamam. Karşısına bir text alıyorum. Şöyle yapalım. Gerçi yanına bir combo alıp işte Gmail mi, Hotmail mi yapabiliriz ama yani şu şekilde demek istiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Yani buranın içerisine buraya bir combo alıp İşte içerisinde @gmail.com, @hotmail.com, outlook.com vesaire gibi şeyler yazabiliriz ama uzatmamız bu ders ilk ders olduğu için şu şekilde yapalım. Şu ikisini seçip bunun da height'ını 20 yapayım. Evet, bunun da fontunu ayarlayacağım. Bu da kalibri 12 olsun. Tamam. Şu ikisini seçip kontrol tuşuyla beraber aşağıya indiriyorum. Şöyle. Şunların back style'larını sıfır yapıyorum. Kime CC ekleyeceğimiz birileri varsa buna da CC diyelim. Ondan sonra şuna da konu diyelim arkadaşlar. Yine bir tane daha kopya alıyorum. Şunu şöyle biraz genişleteyim. Bunun multi-line true yapıyorum. Multi-line true yani birden fazla satır kabul etsin. Bir de scroll bar oluşsun. Buna da bot'u tıklıyorum. Yani burada yazı taştığı zaman kaydırma çubukları otomatikman oluşacaktır. Evet. Ondan sonra şuraya mail gönder diyorum. Şuna da kapat diyor. Evet, bu şekilde oldu. Formumuz hazır. Şu mail gönderim üzerine isterseniz picture da alabilirsiniz. Bir ikon alabiliriz. Mesela masa üstünde masa üstü ikonlar. Burada mail ikonum vardı sanki. Burada M'ye basayım. Mail. Tamam, mail gönder. Şuna da kapat butonu ekleyeceğim. Close. Kapata bu olsun. Tamam. Şimdi bunlara isim veriyorum arkadaşlar. Şu text box'a TX'te kime diyorum. Şuna
TX'te CC diyorum. Şuna TX'te konu diyorum. Şuna da TX'te açıklama diyorum. Açıklama. Evet, bunu yaptık. Şimdi öncelikle mail kodlara geçmeden önce şurada TOS araçlar menüsünden referansı tıklıyoruz. Burada arkadaşlar Outlook'un referansını eklememiz lazım. Şurada O'ya basalım. Microsoft Outlook. Microsoft M'ye basalım, pardon. Microsoft Outlook referansını bulmamız lazım. Kütüphanesini. Nerede şu? Evet. Bir saniye. Şu. Microsoft Outlook 15.0 Object Library kütüphanesi. Outlook kütüphanesi arkadaşlar. Şu kütüphaneyi eklememiz lazım. OK'ye bastım. Kütüphaneyi eklemeseniz o kütüphanedeki fonksiyonları gönderemezsiniz. Send mail gibi vesaire gibi fonksiyonları kullanamayız. Bunun için bu kütüphaneyi ekledim. Hemen mail gönderin içine çift tıklayarak girdim. Bir kontrol yapmam lazım. If eğer TX'te kime nokta value eşittir boş ise then bir de isterseniz açıklama da yoksa boş mail gitmesin. And TX'te açıklama nokta value eşittir boş ise then bir mesaj verelim. Message box lütfen gerekli alanları doldururuz diyelim. Ondan sonra exit sub end. Bu şekilde yazdık. Yani biz buradan mail gönder dediğim zaman eğer bu alan dolu değilse bu şekilde mesaj verecektir bize. Şimdi mail gönderinin içine tekrar girdim. Şu kaldığım yerden devam ediyorum. Şuraya açıklama ekleyeyim. Eğer alanlar boş ise uyarı versin diye açıklama yaptık buraya da. Şimdi gelelim mail gönderme kodlarına. Şimdi öncelikle değişken tanımlayacağım. Mesela dim outlook, outlook as outlook, outlook nokta application diyoruz. Yani Outlook'un bir Outlook uygulaması olduğunu, o harfi de diyebilirdik gerçi ama Outlook diyelim daha güzel olur. Outlook'un bir Outlook uygulaması olduğunu, bu değişkenimin bir Outlook uygulaması olduğunu söyledim. Şimdi bunu set edelim. Set Outlook. Ben mümkün olduğu kadar size en kısa yoldan anlatmaya çalışacağım. Yani fazla koda boğmayacağım sizi. New Outlook.application diyeceğiz. O, new Outlook Outlook nokta application diyorum. Yani şu Outlook'u bunun bir instance'ını yani bir örneğini oluşturdum arkadaşlar. Bir örneğini oluşturdum. Şimdi bir değişken daha tanımlayacağım. Dim mail diyorum. Mail as Outlook Outlook nokta mail item diyeceğim. Evet. Dim mail as outlook mail item. Şimdi onu da set edeceğim. Bu maili de set edeceğim. Set mail diyorum. Eşittir. Outlook nokta create. Create item diyeceğim. Ve parantez açtığım zaman hemen o şeyleri gelecek arkadaşlar. Hangi seçeneği kullanacağımı. Mail item'i kullanıyorum buradan. Tamam. Şimdi olayımız bitmiştir. Tek yapmamız gereken mail.to mail to kime diyoruz. Mail to eşittir. Text'te kime nokta text diyorum. String formatta aldığı için bunu text olarak yazıyorum. Ondan sonra mail nokta
CC eşittir text'te CC nokta value şey nokta text. Evet, onu CC de yaptık. Şimdi konuyu da yazalım. Mail nokta subject konu eşittir text'te konu nokta text. Ondan sonra şimdi açıklama kısmı body yani mailin içeriği text'te açıkla text'te pardon text'te değil mail nokta body mail gövdesi eşittir text'te açıklama nokta text diyorum. Şimdi de maili göndereceğiz. Mail nokta send diyoruz. Maili gönder. Ondan sonra bir mesaj versin. Message box tırnak içinde mail gönderildi dedik. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Programımız bu. Öncelikle şu yukarıdaki tanımlamaları yapıyoruz. Şuraya isterseniz şöyle diyelim. Şurada tanımlamalarımızı, değişkenlerimizi tanımladık, set ettik. Hatta şunu da yukarıya alayım. Şuraya iki tane değişken tanımladık. Sonra bunları da set ettikten sonra mailin şu aktarmaları yapıyoruz ve gönderiyoruz. Şimdi az önce şuraya şu masa üstteki şu mail gönderin bağlantısını da yapalım. Şunun ismini de isterseniz FRM mail diyorum. Şu koda da FRM mail nokta show diyorum. Ha, ismi değişmedi ya, ben niye ismi değiştirdim? Ha, şu gönderin ismini değiştirdim. Neyse, şunu tekrar eski haline getireyim. Şu command buton 1'dir. Formun ismini değiştirmem gerekirken butonun ismi değiştirdim. FRM mail diyorum. Tamam. Şunun içerisine FRM mail nokta show diyor. Şimdi arkadaşlar hemen bir örnek yapıyoruz. Mail formunu aç diyorum. Formu açtı kime? BST kanali 2 at gmail.com. CC'de de yine aynı mail olsun. Ondan sonra konu cuma olsun. Açıklamada hayırlı cumalar olsun. Mail göndere bastım. Tamam dedim. O doğumla ilgili bir sıkıntı var sanırım. Normalde bunu vermezdi ama. Evet, mail gönderildi arkadaşlar. Bir daha mail gönder diyorum. Diyor ki bu mail, bu program sizin adınıza otomatik olarak e-posta göndermeye çalışıyor. Bu beklenen bir durum. Bu kendi mailimi yazdığım içindir. Şimdi Outlook'u açayım. Bakayım mailler gelmiş mi arkadaşlar? Şöyle açıyorum. Bakın. BST kanalı hayırlı cumalar diye mail gelmiş gördüğünüz gibi. Başka bir adrese mail göndermek istersek buraya adresi yazarız. Ondan sonra araya noktalı virgül koyarsanız başka maillere de başkalarına da mail gönderebiliriz. Yani birkaç tane mail yazabiliriz. Örneğin aklımda şu anda mail yok. Bu şekilde. Yani kendime normalde şu uyarı gelmez. Az önceki gösterdiğim uyarı gelmez. Örneğin ne diyelim? Bir mail adresi olsaydı. Mail adresimiz de yok. Yani normal BST kanalı var mesela benim. Kime? BST kanalı at gmail.com. CC'ye de BST kanalı 2 at gmail.com. Ha, deneme diyorum. Merhaba, bu bir denemedir dedim. Ve mail gönder. İsim ver dedim. Mail gönderildi. Şimdi burada gönderilmiş öğelere bastım, baktığım zaman bakın BST kanalına burada merhaba, bu bir denemedir. İşte cuma, hayırlı cumalar gibi maillerin gönderildiğini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste bunu daha gelişmiş bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Örneğin bir müşteri formunuzun olduğunu, burada formun üzerinde müşterilerin alacaklarını ya da borçlarını düşünelim.
Oradaki formun üzerindeki tüm müşterilerinize otomatik olarak borçlarını hatırlatacak bir mail yapmaya çalışacağız bir sonraki derste. Bu derste bir giriş olsun diye böyle bir örnek yaptım. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.